كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. İnsanın iki tane düşmanı var arkadaşlar. İki düşmanı. Birincisi nefis. Şuradadır. Nefis. Nefis. İkincisi şeytan. Allah Celle Celaluhu'nun lanetine çarpılmış şeytan. Arkadaşlar bu sohbet en önemli sohbetlerin başında ilk üçe giriyor. İlk üçe giriyor. Bu sohbeti can kulağıyla dinleyen adam, bak o kadar net konuşuyorum, bu sohbeti can kulağıyla dinleyen adam Allah Celle Celaluhu'nun izniyle galip gelecek. Kime? Şeytana. Şeytana galip gelen ne olur? Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu kul olur. Peki Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu kul ne olur? Cennette cemalullahı görür. Şimdi bir hadis-i şerifle başlıyoruz. Ahmet Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor. İyi dinleyin arkadaşlar. Hadise bakın, hizaya gelin. Süleyman aleyhisselam, Hazreti Süleyman'ı biliyorsunuz, peygamber, tüm dünyayı hükmediyordu. Onun denizde bağladığı şeytanlar vardır. Bazıları hala bağlı. Ey benim ümmetim, Allah Celle Celaluhu o şeytanlardan bazılarını kıyamete yakın salıverecek. Denizlerin ortasında bağlı şeytanlar var arkadaşlar. Hazreti Süleyman onları denizin ortasına zincirle bağlamış. Hadis-i şerif. Önemli kısma geliyoruz. Allah Celle Celaluhu kıyamete yakın onları salacak. Ve nereye biliyor musunuz? Ama diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, çarşıya, pazara salmayacak. Kürsüden vaaz verecek, Kur'an okuyacak o şeytanlar. Yanlış duymaz arkadaşlar. O şeytanlar vaaz verecek, Kur'an okuyacak. Kim onlar? Şeytanlaşmış olan bid'at ehli. Günümüz tabiriyle. He, kıyamete yakın daha da yaklaşıkça Allah Celle Celaluhu o şeytanları tabii ki de insan kılığına da sokup kürsülere koyar mı? Koyar. Niye? Millet onu hak ediyor o yüzden. Evet arkadaşlar. Kim neyi hak ediyorsa Allah Celle Celaluhu öyle muamele eder. Sahabiler niye asr-ı saadet dendi oraya? He? Saadet asrı. Hey nasıl yaşadılar? Ecdadımız Osmanlı. Yüzlerce yıl adaletle, Kur'an'la nasıl yaşadılar? Öyle istediler, öyle muamele gördüler. Biz günahlara dalmışız. Allah Celle Celaluhu bizi böyle bidatçılarla, zındıklarla, deistlerle, ateistlerle imtihan ediyor. Kaşınıyoruz. Kimileri bunlardan rahatsız olmuyor, hoşuna gidiyor. Çünkü onlarda ona göre fetva var. Mealcisi çıkıyor, adamın istediğine göre fetva veriyor. Evet. Ne dedik? Çarşıya pazara salmayacak. Onlar kürsüden vaaz verecek ve Kur'an okuyacak arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bu kadar bidat ehli. Bunlar televizyonlarda, bunlar YouTube kanalları var. Bu adamların Instagram sayfalarında yüz binlerce takipçisi var. Arkadaşlar Allah rızası için konuşuyoruz ya. Biraz dert, biraz şuur lazım bu meselelerde. Birazcık şuur olursa Allah Celle Celaluhu bizdeki derdi, samimiyeti görürse o zaman bu adamlar piyasadan kalkacak. Ama biz rahat olursak, gevşek olursak, umursamazsak, ya ne olacak kardeşim, ben onu dinlemiyorum. Ya sen onu dinlemiyorsun da kardeşim, onu dinleyen on binler var. On binler. Bak geçen Numan Elhan'ı burada redde yaptık. Adam gelmiş Marmara İlahiyat'a. Adamı almışlar, Ankara'daydı. Biz konuştuğumuzda daha program olmamıştı. Ankara'ya gelecekti. Sonraki hafta, ertesi gün mü neyse ne, Marmara İlahiyat'a gelmiş. Kapalı kadınlar geliyor, bunu dinliyor. Arkadaşlar, bunların bu şeytanlardan ne farkı var?
Arkadaşlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da sıkıntılı insanlar vardı. Müseylemetül Kezzab, geçen anlattık, kendini peygamber ilan etti. Ama inanan da oldu ha. Ama ne oldu? İşini bitirdiler sahabeler. Biz kalkıp kimseyi öldürmeyeceğiz. Ama biz de onu ne yapacağız? Arkadaşlar, her yerde bu adamları yaymamız lazım. Çünkü ahir zaman gittikçe daha da kötüye gidiyoruz arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kıyamet yaklaştığı zaman her gelen gün geçen günden daha kötü olacak. Zannetmeyin ki işte virüs kalktı, yaz geldi, çiçekler açtı. gidi hey, maneviyat ölmüş be. Sokaklar yanıyor be kardeş. Senin keyfin yerinde diye zannetme ki dünya güzel. Milletin maneviyatı ölmüş. Millet gavur olmuş, ateist olmuş, deist olmuş, marksist olmuş, leninist olmuş be. Ayakta uyuyorsun be, ayakta. Eyvallah, sohbete geliyorsun, namaz kılıyorsun da haberin yok. Çık sokağa ya. Çoluk çocuk 13-14 yaşında ben deistim diyor kardeşim ya. Deistim diyor ya. Allah var diyor, gerisi yok. Yakında onlar Allah da yok diyor. Haşa ve kella diyecekler. Niye? Çünkü kimse onlara dert etmiyor. Arkadaşlar bak, bir daha söyleyeyim. Niye hep dert diyorum? Çünkü konuşma kabiliyeti yok çoğumuzda. Kalkıp bir deiste gidip iki kelam edecek ilmimiz yok. Maalesef adam Allah'ı inkar ediyor ama maalesef ilmi Müslüman'dan daha fazla. Ama şeytani ilmi. Adam şeytani ilmiyle senin olması gereken İslami ilmini mağlup ediyor. Nasıl yapacağız arkadaşlar? İşte o yüzden diyoruz ki dert, biraz dert be. Ya Rabbi kurtar bunları. Ya Rabbi bunlar nasıl yapacak? Bunlar cehenneme gidecek ya Rabbi ya. Müslüman, uyumaktan başka bir şey yapmıyoruz. İnşallah bu şeytanlara denk gelmeyiz. Hakikisine. Hakikisine denk gelmeyiz. Çünkü eskiden şeytan insan kılığında geziyordu. Evet. Belli bir süre sonra daha o kaldırıldı. Ama kıyamete yakın işte tekrardan bu mevzular ortaya çıkacak. Allah için uyarıyor, Allah için ikaz ediyoruz. Arkadaşlar, her şeytan cindir. Ama her cin şeytan değildir arkadaşlar. Cinlerin Müslümanı var, Hristiyanı var, Yahudisi var, alimi var, zalimi var. Evet, bakın bizim nasıl bir hayatımız varsa onların da öyle hayatı var. Kadısı var. Evet, kadıları bile var. Onların, cinlerin kadıları da var. Dünyada insanlar yaratılmadan, yani insanlar dünyaya gelmeden önce bütün dünyanın tamamında cinler vardı. Yaklaşık 2000 sene cinler hüküm sürdü dünyada. 2000 sene. Ve cinler arasında iç karışıklık, kargaşa olunca Allah Celle Celaluhu onların hükmünü kaldırdı. Şu anda yeryüzünde insanlar hükmediyor. Hükmediyor derken yaşıyorlar yani. Arkadaşlar, şeytan bir cindir. Gerçek ismi Azazil'dir. Azazil. Ve bütün meleklere alimlik yapıyordu, hocalık yapıyordu. Evet arkadaşlar, şeytan bütün meleklere alimlik yapıyordu. O şeytan var ya, o şeytan. Bilmediği hiçbir şey yok. Bilmediği hiçbir şey yok. Ama işte şeytanı şeytan yapan nedir? Kibir. O ne dedi? O dedi topraktan ben ateştenim dedi ya. Ben ateştenim. Hani örnek şu. Ya benim kalbim temiz kardeşim. Ne namaz kılacağım? Benim namaza gerek yok. Kalbim temiz. Aynı. Hiçbir fark yok. Şeytan başını bir kere, alnını bir kere secdeye koymadı. Şeytan oldu. Sen günde 5 defa koymuyorsun. Başka söze gerek var mı arkadaşlar? Başka söze vallahi gerek yok. Billahi gerek yok. Namaz kılmayan adama diyorum. Bir kere secde etmeyen şeytan oldu. Sen günde 5 defa secde etmiyorsun. Şeytan inkar etmez. Şeytan hiçbir şeyi inkar etmez arkadaşlar. Her şeyi kabul eder. Ama şeytanlığından yapmaz. Bizimkiler şeytanı da geçmiş. Şeytanı emekli ettiler bizimkiler. Evet. Şeytanı emekli ettiler.